İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Soru sormaya katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi. Rahmetullahi aleyh. Kalpteki Hastalık Ahmet Mekki efendi büyük evliya idi. Sözleri hasta olan ruhlara deva idi. O bir gün buyurdu ki: Kalp muhabbet yoludur. Allah muhabbetiyle bulur rahat ve huzur. Eğer ki meylederse Allah'tan gayrisine o kalp hasta demektir. Bakmalı çaresine. Mesela hubbu dünya bir kalbe girse eğer hastalığı kapmıştır. Tedavi icap eder. Kalbinden bu sevgiyi kim etmişse tam ihraç o zatın sohbetidir. Bu derde asıl ilaç. Allah adamlarının sözü ve nasihati söküp atar gönülden dünyaya muhabbeti. Hubbu dünya her kimin kalbinde varsa eğer onlardan uzak durup görmemek icap eder zira bu kişilerle beraberlik ve ülfet insanı bu belaya sürükler en nihayet zira bir kap üzümden çürük olsa bir teki diğer sağlamları da çürütür elbette ki çünkü çabuk yayılır her kötülük ve zulmet. Lakin çok zor yayılır iyilik, güzel haslet. Hadiste buyuruldu. İki mümin Müslüman, bir yerde bir araya gelirlerse bir zaman, Allah ve Peygamber'den bahsetmezlerse eğer, Hak Teala onlara elbette lanet eder.'' Halbuki büyüklerden bahsedilen bir yere iner mutlak surette rahmeti ilahiye. Kitabı okunursa onların yine şayet yağar yine oraya bir bereket ve rahmet. Zira o büyüklerin bir sözü bir nazarı söküp atar kalplerden karartı ve pasları. Hakkı batıl olandan ayırmak, tefrik etmek, herkesin yapacağı kolay iş değildir pek. Dünyada en müşkil iş, hak nedir, batıl nedir, bunu doğru olarak ayırt edebilmektir. Tasavvufta yükselmiş çok büyük evliyalar, hakkı batıl olandan kolayca ayırırlar. Böyle bir evliyaya kavuşursa bir kişi, dünya ve ahirette kolay olur her işi. Kitaplarını dahi seve seve okuyan, ayırır bu sayede, o da hakkı batıldan. Rastgele bir kitabı okursa birisi de, şeytanın maskarası olur neticesinde. Vaktiyle bir Müslüman Kabe'ye gidecekmiş. Rastgele birisine gidip yol sual etmiş onun tarif ettiği bir yola girmiş ama nice sonra Kabe'yi sormuş başka adama. O demiş, ne Kabe'si, burası Horasan'dır. Aksi istikamette gelmişsin ne zamandır. Halbuki bu arada geçmiş haç mevsimi de yanlış yere sormanın zararı budur işte. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim Hulefay Raşidinden Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh buyuruyorlar ki Ramazan ayı çok hayırlı ve mübarek bir aydır. Gündüz tutulan oruca, gece kılınan namaza, bu ayda verilen sadakaya allah Teala kat kat sevap verir buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şimdi de dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim hayırlı günler. Hayırlı i̇yi, günler. İyi günler. Buyurunuz. İyi günler. Buyurun. Ay ben bugün bir şey Efendim ben Osman hocamla görüşecektim. Hocam, Buyurunuz yayındasınız canlı ]اض야. yayındasınız efendim. Ta dinliyoruz ta ta tamam, sizi. Tamam tamam efendim. Ben çok aradım. Ee, hocam Ramazanınız mübarek olsun. E, Allah sizden razı olsun. Ben bile sizin öğrendiğiniz gibiyim daha önce de ben şimdi tanıyacaksınız biraz ben çeneliyim. Ta 2000 senesinde babam vefat etmiş sizi aradım. O günden beri bana kitaplar yolladı. o oruç kazalar, namaz kazalarını hep sayenizde ben 20 yıl kıldım hocam. Ve 2 yıl böyle fazladan da kıldım ama gene onu da diyorum öyle dursun. Muayyen günleri de hiç çıkarmadım. 20 yıl boyunca ben sünnetleri aynı sizin naklettiğiniz gibi kıldım. Hiç bitirdim yani 20 yılda fazla fazla da diyebilirim Maşallah, ee, evet hocam Allah razı olsun hocam bir de üzüldüğüm bir şey var ya hocam ya şey yapıyorlar bu tiktoklar nereden çıktı isim de vermiyorum biliyorum siz rahatsız oluyorsa şey diyorlar bir tane ilahiyat çoğu günü zaten ismini de bilmiyorum siz diyor Kur'an'ı diyor okudunuz bugüne kadar ne anladınız diyor. Sen mealini bilmiyorsun. Bir, bir yerlerden de artık meal meal okumuş. şu ayette şu şunu yazıyor diyor. Kur'an'ız diyor okunmuşsun. Boşuna diyor. bir koyun sürüsü sürmüş gibi diyor. Hiç de kabul değil diyor. Hani tefsirini bilmeden. Allah Allah. Yok ondan sonra simirlendik. Ya bizim ustalarımız var. Yo, hocamız var. Şimdi uzatmayalım. Soru varsa şey yapalım. Sırada bekliyor yani, Hocam evet o onu ben şimdi bir de hocam e, dün de Instagram'dan sizden de, şimdi e, oruca siz dediniz ya niyet ediyorsunuz. Ben e, akşam Allah sizin sayenizde hemen e, iftarımı açtım. Yemeğimi bitirdim. Hemen diye şeyimi yaptım. Niyetimi yaptım. Diyelim tamam. ki hocam unuttum. Diyelim unuttum bu saatlere kaldım. Yine niyet etsem olur değil mi öğlene? E, tabii öyle. Şimdi, bir saat o, karana kadar olur. Tamam. ya, e. tamam, olmuyor efendim. mu? Hadi gelin, Oluyor de, efendim. De. Bir saat kalana kadar aynı şekilde niyet edilebiliyor. Tamam. Peki teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı cumalar. Sağ olun size de. Hayırlı Ramazanlar hocam. Mustafa Bey. Teşekkür ederiz. Tamam. Allah razı olsun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Allah razı olsun. Hocam benim biraz sorularım var. Birkaç tane. Hocam da yıllar önce annemin bir minibüsü borcu kalmış. Hani yolculuk ediyorsun da belli bir ücret ödüyorsun ya. Hı hı. Hani yanındakinin vereceğini zannetmiş. Hani vermediğini de sonradan öğrenmiş. O minibüs hani de tanıması da mümkün değil. Şoförü de bilmiyor. Hani yıllar geçmiş. Hani bugünün parasıyla, bugünün ücretiyle bir fakire mi vermesi gerekiyor? Ya da bir camiye verse de olur mu? Hani o şekilde ücretini. Hani nasıl Tamam anlaşıldı efendim. İkinci sorumuza geçin. Evet ikinci sorum da hocam bu yemek yerken böyle sırtımızı böyle bir yere yaslanarak yemek caiz mi? Böyle hani koltukta ya da sandalyede ya da yerde de olur hani duvara böyle sırtımızı vererek yemek caiz mi? Yoksa hani sırtımızı yaslamadan mı yememiz gerekiyor? Ben bunu da merak ettim. Peki efendim. Tamam hocam son olarak da bu kadınların kendi aralarında ya da erkeklerin kendi aralarında bu müzik eşliğinde, çalgı eşliğinde, oynamazsa hani düğünlerde falan, da Bu caiz mi kendi aralarında? Hani müzik haram ya, o açıdan sormak istedim. Peki teşekkür ediyoruz. Son hayırlı efendim. günler efendim. Ben, Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hel Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. İbrahim ses sesi alamıyoruz. Vazgeçti. Buyurunuz. hattasınız hala. ses gelmiyor değil mi? Tamam o zaman almayalım. Hocam cumanız mübarek olsun. Hem Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cumaları, cuma günleri mübarek olsun. Rabbim hem cuma gününün feyzinden hem Ramazan-ı Şerif'in içinde bulunuyorsun ama şu an Ramazan-ı Şerif'in feyzinden istifade etmemizin nasip ve müyesser eylesin. Bu günlerin, bu ayların hatırı hürmetine hastalarımız varsa Rabbim şifa ihsan etsin. Yakınlarımızdan varsa onlara da şifa ihsan etsin. Şu anda eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etsin. Dertler varsa deva nasip etsin. Borçlar varsa eda ihsan etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarına hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin ve Cenab-ı Hak hepimize son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teala. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Daha doğrusu İslam alimlerine, elbisine talimlerine, bizlere bunları tanıdan Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala ve bu şirketleri kurarak bu imkanları oluşmasına sebep eden, sebep olan Enver abilerden Allah Teala razı olsun. Mekanları cennet olsun. Çünkü onlar olmasaydı biz bunları göremeyecektik. Bunlara sahip olamayacaktık. Bunları da öğrenemeyecek ve Cenabı Cenab-ı Hak e onları vesile kılmış. Allah Teala razı olsun. Mekanları cennet olsun. Derecelerini de âli eylesin inşallah Teala. Bizim de e sonumuzu hayır eylesin. Devredilen, emanet edilen bunlara da ihanet etmekten Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Teala. Amin hocam. Teşekkür ederim. Dün savur programında ee, daha önce Tekere Tefem'de çalışmıştı. Burak vardı. Hı. Hı. Burak Koçit. Koçit. E, dedi, e, ısrarla dedi birisi bir şey soruyor. Diyormuş ki, ee, bu demiş dövizün demiş fiyatlarını doğru söylüyoruz. Tamam demiş onlara ama demiş bak demiş e, herhalde demiş banttan yapıyorsunuz o yayınları demiş imsak vakti iftar vakti demiş yanlış yapıyorsunuz. Ee, onlar hep düzelti Geçen seneden kalma galiba onlar falan demiş. Tamam <laughs> Yani Şimdi ilk defa duyuyor, ilk defa karşılaşıyor. imsak vakti yanlış. ilk defa duymuş adam. Evet, defa, Elindeki demiş. takvime bakıyor. Diyanetin takvimine bakıyor. Evet. Bir de oraya bakıyor. Arada fark var. Neyse vesile oldu ama. Evet. Aha, vesile <laughs> oldu. E, şimdi e, radyo da aynı şekilde buna benzer dinleyicilerimizden oluyor bazen. E, i̇nsan bir şey e, o şey gitmiş. Yani insanlarda yani alttan alayım ya ya böyle böyle bu bir sorayım önce. Tabii. bir sorayım önce. Tabii şimdi. Adam hem cahil hem Hı. ukala şimdi. Direkt böyle <laughs> arıyor. Hı. Elinde de imkan var ya. Hı. Hemen sosyal medya üzerinden yazıyor. Korkun amcaya soruyor falan. Ben Hı. araştırdım diyor. Orada araştırmacıya bak. <laughs> kütüphane kütüphane. İnsanlar o halde hocam Hı. maalesef. Yani araştırdım ben diyor. Bu neticeye ulaştım falan. ha. Bu neticeye ulaştım. Falan. Oysa o. komik duruma düşüyor. Onun Hı. farkında değil. Basit bir duruma düşüyor. Çok basit. İlkelleşiyor. Süfri. Tabii ilkelleşiyor. Evet e, yer gelmişken onu tekrar edelim. E, şu anda e, internette geçsiniz, <laughs> orada da şekilde sosyal medyada e, bulabilirsiniz. 31 Ot, Aralık 1982 Diyanet Takvimi. 31 Aralık 1982 Diyanet Takvimi. Namaz vakti, namaz vakti o gün namaz vakti yazıyor. 1 Ocak 1983. Onu bulun. Onu bunu yan yana getirin ee, ve aynı şekilde şeyi de e, söyleyiver. E, bir gece içerisinde vaktin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Hatta Türkiye Takvimi e, bunu yazmış bulmuş. Eğer elinizde Türkiye Takvimi varsa e, 14 Mart Salı günü 14 Mart 2023 Salı gününün arkasında 31 Aralık 1982 1 Ocak e, 1983 e, cuma cumartesiymiş. O gün e, o günki ik takvimlerin ikisinde de koymuşlar. İkisinde koymuş Fotoğrafı Türkiye tarafını. takvimi. Dolayısıyla yanlışı kim yapmış? Kim değiştirmiş? Kim oynamış? Orada görürsünüz. Orada görürsünüz. Şimdi de akşam <laughs> vaktini eee imsa zaten sabah namazı vaktine çektiler orada oynamak suretiyle yani orada dikkat eden bu sefer akşam namazı vaktinde iki dakika önce okuyorlar okutturuyorlar yani sabahleyin kurtarırsan akşam gene orucu götürüyorlar evet. ya utanmak lazım toprağın altı var bunun burada şimdi devletin sırtına aynı şekilde kendini dayayıp da böyle kendi bozuk düşünceni devletin görüşü gibi ve müslümanlığın böyle olduğu gibi yaptırırsan bu toprağın altı var bunu yaptıranlar bunlara destek verenler de bunun vebali altında Mutlaka bunun hesabı sorulur kendisine. Mutlak ama. Çünkü binlerce kimsenin orucu gidiyor. Ve habiler haccı bozuyor. Arefe gününe aynı şekilde oynamak suretiyle. E sen de şimdi hem namazı hem orucu bozuyorsun arkadaşım ya. Ondan daha beter duruma düşüyorsun. Namaz vakitlerini oynadın. Dolayısıyla hele yatsı vakti 12 dakika falan önce okuyorsun. Okutturuyorsun. E 1982'de 82 yani 1983'ten önceki takvimleri böyle değil. Sıkıştırdığın zaman e i̇şte o yanlış diyemiyoruz onlara. E ne derdiğin zoruydu arkadaşım yani. Ne derdiğin zoruydu. Yani maksadınız ibadetleri doğru yaptırmak mı? Yoksa ibadetleri bozmak mı? Yani o noktaya getiriyorsun işi. Ondan sonra da efendim işte e, diyanete çatma. Anlamadım. Ben deri bir diyanetleri öğrenmiyorum ki arkadaşım ya. İlahi fakültesini öğrenmiyorum. İmadetten öğrenmiyorum. Kur'an öğrenmiyorum. En er üstüne kitaplardan öğreniriz biz dinimizi. Ha daha önce Osmanlı dönemde, Selçuk dönemde medreseler vardı. Oraya abuk subuk sapık kimseler sokulmazdı. Ve doğrusu öğretilirdi, kitaptan öğretilirdi. E şimdi adam kendisini ilahiyatta bir de akademik kariyer varsa ahkam kesiyor. Şimdi e, Diyanet o takvimle oynadı, zamanla oynadı. Ondan sonra daha absürt adamlar çıktı dedi ki sabah namazına kadar dedi yenir içilir. E yarın da birisi diyecek ki ya niye mani olup duruyorsunuz ya? Sabahleyin kahvaltısını yapsın, oruç tutacak, sutursun diyecek değil mi? Tabii. Öyleyse çıkacak yani. Yani namaza, namaz zaten Kur'an-ı Kerim'de dua olarak geçiyor. Dua demektir, salat dua demektir Hı -hı. diyor. Burada da adamın birisi çıkar. Ya önemli olan sen kalbin içinden tutacağın oruç. Tabii canım. Yani. Tabii kalbinden tutacak. Ya, nasıl yani mesela olursan. iki saat az konuş. ...o da oruçtur diyebilir yani. adam. Tabii diyebilir. Ya uydurursa... Uydur var, var zaten. Uydurursa... E, ...İsa Aleyhisselam şeriatını nasıl yok ettiler? Namaz vardı, oruç vardı. İçki haramdı, domuz eti haramdı. Hepsini kaldırdılar. Hiçbir şey yok. İçini tamamen boşalttılar. Şimdi... ...bazı ilahiyatçı görünen zındıklar... ...bazı aynı şekilde din adamı... ...ehli sünnet görüntüsünde olan sarıklı sakallılar... E, ...cübbeliler neyse... E, ...bunlar bakıyorsun... ...aynı şekilde anlatımlarına bakıyorsun şey Zındıklık, yani İslamiyet'i yok etmek, allah Teala'nın emrini yerine getirmek değil, bıdı bıdı, bıdı 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 falan konuşuyor bazıları. E, ayet de okuyor, hadis okuyor, bu konuda ayet var, bu konuda var. Ayet -i -i hadis var. Ayet-i kerimeyi sanki hadis-i şerifi biliyormuş gibi, biliyormuş gibi, anlıyormuş gibi kendisini aynı şekilde şey görüyor. dinsin imansın karşısında ki, 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 kak 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 onlarla beraber şey yapıyor. Yani ne din adamın haysiyetini bırakıyor, ne ehl-i sünnet, ehl sünnetin itibarını aynı şekilde yok etmek için uğraşıyor. Saf Müslümanlar da bunlar aynı şekilde başında işte akademik profesördür, doçenttir bu etiketleri görünce veya başında sarık görünce, cübbe görünce onları alim zannediyor. E nasıl anlayacağız bunu? Ya senelerdir anlatıyoruz. Hakikat kitabının yayınladığı, Hüseyin İlmefendi'nin yayınlamış olduğu bir bilgiler kitabını dikkatli bir şekilde okursan isme gerek yok. Karşına çıkan sarıklı, sakallı, cübbeli, ondan sonra akademik kariyerli bilmem neli falan. Radyoda konuşuyor, televizyonda konuşuyor, gazetede yazıyor, bilmem nerede yazıyor falan. ve hatta Diyanet'te görev almış. Tamam mı? Daha adam aynı şekilde bakar bakmaz diyorsun ki bu vekabidir, bu mezhepsizdir, bu zındığın tekidir, dinsizdir bu. Diyebiliyorsun bunu. Niye? O kitap çünkü şablon aynı şekilde öğretiyor. Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyhi kitapların okunmasına ve bu kitaplardan nakil yapılmasına katiyen tamirleri yoktur. Mesela öyle ayın çekidi iki ki bunlar. Bakıyorsun adam sarıklı sakallı. E ben Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh çok severim. Çok mübarek zat. Her tarafa ayın çekti kitapları gitmiş. E peki teker Efendi Osman Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitabındaki sakal mevzunu. Ondan sonra kaza namazları mevzunu. Oradan Hüseyin Hilmi Efendi'nin yazdığı gibi gusül abdestini anlatıyor. Adam köpürüyor. Osman Ünlü'ye saldırıyor. Hani sen Hüseyin Hilmi Efendi'yi seviyordun? Yalan söylüyor iki yüzdü. Riyakar iki yüzlü. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'ye düşman aslında. Bir zamanlar e, Enver abiler anlatmışlardı. Birisi gelmiş Enver abiye düşmanlık yapıyor. işte çok demek ki ne olduysa e, mübarekleri sorunca arz etmiş Enver abi böyle böyle bana düşman. Efendim size değil düşmanlığı bana buymuştur. Size değil bana. Hakikaten daha sonra e, Enver abi e, birisini göndermiş. Hani gene de çok merhametli olduğu için. Ee, o gönderdiği e, elçi olarak gönderdiği arkadaşa işte Emre abiye kızmış köpüm esas demiş kabahat demiş şeyin mübareklerin Hüseyin İlmi Efendi'nin. Ana içindekini dışarı vurmuş yani. Mübarek de zaten demiş ki kardeşim esas düşmanlığı size değil bana. Size değil bana. E burada işte Osmanlı Naleyhin de bağırıyor çağırıyor falan filan. Esas düşmanlığı Hüseyin İlmi Efendi'ye rahmetullah. Hani bazı saf olanlar da hani Dilim var diyor ama ahmak diye isim geliyor. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bu derecede aynı şekilde düşünler. Ahmak denir buyuruyor. Ya dostu düşmanı tanıyamıyorsa buna ahmak denir. Yani her sakallıysan aynı şekilde e, zannedersen. deden zannedersen. zanne zannedersen her sarıklıydı hocan zannedersen yandı gülüm keten alba. Yani işin içinde çıkamazsın sen. E, mesela e, şimdi insanlarda da kabahat var. E ben bilmiyorum falan. Dünya işleri için oturup aynı şekilde araştırıyorsun arkadaşım. Hele pazara gittiğin zaman hem ucuz hem kaliteli e, sebze meyve alayım diyorsun. E dünya işinde böyle hassassın da. Ahiret işine gelince ben bilmem. İşte o öyle dedi. Hoca böyle demiş. Biz mahallede var bir hoca. O hoca böyle demiş falan. Niye ona itibar Günah obalı balı boynuna. Ha, vabalı onun boynuna. Değil mi? deli <laughs> <laughs> O balı, o balı, vabalı. vabalı. Vebali. Vebali onun boynuna diyorlar falan. Kimse böyle kimse... diyorsun hemen kestir batıyorsun ya. Öyle <laughs> olmuyor değil mi hocam? Öyle olmuyor. Öyle günahı obalı balı onun boynuna olmuyor. Obalı O çağırlar orada. <laughs> <Tamam>. Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım diye. Yarın ahirette toprağın altına girince orada aynı şekilde obalı mı ve balı mı o zaman görürsün. Herkes görecek çünkü. Ebe ama efendim işte adam ilahiyatta vazife almış, imam hatipte vazife almış, Kur'an kursunda vazife almış, diyanette vazife almış. Nerede vazife alırsa ve Veyahut da herhangi bir aynı şekilde dini yayın yapan herhangi bir e, radyo, televizyon neyse buralarda almış falan bakıyorsun. E, bazıları atırsızı gibi ya. Atırsızı gibi. Ramazan-ı Şerif gelince ben bakıyorum şimdi, ee, yani dinle İslamiyet'le alakası olmayan böyle zınnen bazıları, bazıları açıkça İslamiyet'e düşman olanlar, onlar da çıkarttırıyor ilahiyatçıları. Onların çıkardığı ilahiyatçılara bakıyorum falan, hep zındıkları çıkarıyorlar. Hem zındıkları çıkarıyorlar, daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olanlar da dahil bunlar. Yani oraya gelmiş devlet memuru netice itibariyle. E devlet demiyor ki senin elinde ilahiyat var mı? Var. Bir de profesör, nüfus getiriyor koyuyor. Adam dinsiz midir? Aynı şey din düşmanı mıdır? E ona bakmaz. Bakamaz da. Nitekim bir tane e imam dedi ya ben değiştim ama dedi vazifemi yapıyorum dedi. Cami açıyorum, dükkan açıyorum. Dükkanı Gene açıyorum. müşterilere diyor. Tamam mı? Yat kalk talimini yaptırıyorum diyor. Tamam Öyle diyor. E başka türlü yapamazlar zaten yani. Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, orucun farzları ve iftar. Her ibadetin şartları, farzları olduğu gibi, oruç ibadetinin de farzları vardır. Orucun farzı üçtür ve bunlar sırasıyla şunlardır. Birincisi, oruca niyet etmektir. İkincisi, oruca niyet ederken niyeti niyet zamanının ilk ve son vakitleri arasında yapmaktır. Oruca niyet etme zamanı, akşam namazı vakti girince başlar ve ertesi günü dahve vaktini, yani öğle namazına bir saat kalana kadar devam eder. Demek ki oruca niyet etmenin ilk zamanı, akşam namazı vakti girince başlamaktadır. Niyet etmenin son vakti ise, ertesi günü öğle vaktine bir saat kalana kadarki zamandır. Yani bir kimse öğleye bir saat kalana kadar oruca niyet edebilir. Ancak burada bir hususa çok dikkat etmek gerekmektedir. Niyet etmenin zamanıyla orucun başlama zamanı farklıdır. Orucun başlama zamanı imsak diye bildirilen vakittir. İmsak vaktinden başlayarak akşam namazı vakti girinceye kadar orucu bozan her şeyden sakınmak lazımdır. Yeme içme dahil orucu bozan her şeyden imsak vaktinden itibaren uzak durmalıdır. Bir kimse sahura kalkmasa ve sabah namazı vaktinde namaz kılmak için uyansa ve oruca niyet etmekte hatırına gelmese, bu kimse hiçbir şey yemeden içmeden öğleye bir saat kalan vakte kadar niyet edebilir. Çünkü niyet etmenin son vakti öğleye bir saat kalana kadarki vakittir. Oruca bu şekilde imsaktan sonra niyet edenler, Niyet ettim bugün oruç tutmaya diye niyet ederler. Ayrıca akşam namazı vakti girince hemen ertesi gün için oruca niyet edilebilir. Akşam namazı vaktinde oruca niyet eden kimse imsak vaktine kadar yer ve içer. Bu vakitte niyet etmek yeme ve içmeye mani değildir. Akşam namazıyla imsak arasında oruca niyet edenler de "Niyet ettim yarın oruç tutmaya" diye niyet ederler. Ramazan ayında oruç tutarken her gün için ayrı ayrı niyet etmek lazımdır. Toptan niyet edilmez. Sahura kalkmak da niyet etmek demektir. Çünkü sahura oruç tutmak için kalkılır. Zaten niyette kalple olur. Orucun üçüncü farzı ise fecri sadık yani tan yeri ağarmasından yani imsak diye bildirilen vakitten güneşin batmasına Akşam namazı vaktine kadar olan zaman içinde orucu bozan şeylerden sakınmaktır. Oruca başlama zamanı imsaktır. Yalnız bazı takvimlerde imsak zamanı farklıdır. Bu tip takvimlerdeki imsak yazılan vakit sabah ezanının okunduğu vakittir. Böyle takvimlerdeki imsak yazan vakitten 15 veya 20 dakika önce yeme ve içmeyi kesmek lazımdır. Orucun başlama zamanı olan imsaktan çok az bir zaman sonra yeme ve içmeye devam edilirse oruç bozulur. Çünkü oruç başlamıştır. Bu sebeple imsaktan sonra bir şeyler yiyip içen kimsenin orucu bozulmuş olur. Nurul İzah kitabında bulutsuz gecelerde iftarı çabuk yapmak müstehaptır demektedir. Ayrıca Şurm Lali Hazretleri bu kitabı şerh ederken bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için ihtiyatlı davranmalı, yani iftarı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görünmeden önce iftar eden acele etmiş olur buyurmaktadır. Güneşin battığı iyi anlaşılınca önce hurma veya su, zeytin yahut tuzla iftar edilir. Sonra camide veya evde ferden yahut cemaatle akşam namazı kırınır. Bundan sonra akşam yemeği yenir. İbn Abidin orucun müstehaplarını anlatırken diyor ki: Ova gibi, çöl gibi yerlerde olanlar güneşin battığını görünce iftar ederler. Yükseklerde olanlarsa güneşin battığını görmedikçe iftar edemezler. İftarı akşam namazından önce yapmak müstehapsa da bir ibadeti bozmak şüphesinden kurtulmak için müstehap terk edilebilir. Şüpheli durumlarda iftar biraz geciktirilebilir. Böylece fıkıh kitaplarında belirtildiği gibi iftar yine yıldızlar görünmeden önce yapılmış olur. Ramazan-ı Şerif'te hurmayla iftar etmek sünnettir. Güneşin battığı iyi anlaşılınca önce Eûzü Besmele okuyup Allahümme ya vasi'al mağfire iğfirli veli valideyye veli üstaziye velil müminine vel müminat yevme yekumül hisab denir bir iki lokma iftarlık yiyip, zehebe zama ve telletil uruk ve sebetel ecr inşallahü teala denir ve yemeye başlanır. Bu duayı okumak sünnettir. Netice olarak güneşin battığı yani akşam vaktinin girdiği kesin olarak biliniyorsa, önce iftar etmeli ve ardından da namaz kılmalıdır. Vakit girince önce akşam namazını kılıp sonra iftar etmek de mümkündür. Bu şekilde iftar geciktirilmiş olmaz.'' Değerli izleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Soru söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam birinci bölümdeki o mevzunun devamı olarak e, şöyle söyleyenler de oluyor. Mesela kitaplarda, ilmihal kitaplarında ulul emr diye bir şeyden bahsediliyor. Ulul emre itaatten bahsediliyor mesela. Şimdi bazı insanlar da diyorlar ki hani bunu duymuş bir şekilde veya biliyor. Eee Diyanet diyor ulul emirdir diyor. Ben ona uyuyorum. Gerisi beni ilgilendirmez diyor. Öyle tabii, mi tabii. Ulul emr sen de hani hayayı konyayı bilmiyorsun, dostu düşmanı tanımıyorsun, dinlerde nerede koruyacaksın? O Ululemir kabul etmiş olduğun, kabul etmiş olduğun yani dini konuda Ululemir kabul etmiş olduğun o kurumun başına gelen biraya helal demişti. Bir tane öyle bir Diyanet İşleri Başkanı geçti. Ve e, orada ya devlet kurumudur o. Devlet kurumudur. Ve... E, Yüksek semesini... eskiden ismi öyleydi. Şimdi ilahiyat fakültesi orasını bitiren işte akademik kariyer falan yapan neyse işte. ...adamını bulan daha doğrusu patır patır orta vasife oluyor. ...orta vasife oluyor. E peki oraya çok zındık hain birisi geldi. Dedi ki zina serbest dedi. Gelmemiş mi zaten? Gelmiş. Gelmiş zaman. Zina serbest dedi. Ne yapacaksın? Ulul emre mi itaat edeceksin? Herkes patır patır zina mı edecek. Ondan sonra içki serbest dedi. Günah falan değil dedi. Son öncekiler uydurmuş bunu dedi. Ne yapacaksın şimdi? Beni başkası ilgilendirme. Ben içerim zinada ederim falan. Peki onun o şeyi de senin karınla kızınla da başka zina etmeye kalktığı zaman ulul emri emri diyor. Aynı şekilde deyip vah yakşi diyeceksin? Önem diyeceksin? Onun öyle şey. Adam şimdi diyor ki bu ne biçim misal falan. Yok, ne biçim misal değil işte. Uç bir misal işte anlayacağım manada bir misal. Ullemir'den kastıt ...her e, ehl Sünnet alimleri. olmuş müştehit alimlerdir. Kitaplarda aynı şekilde bunlar uzun olsun bildirilmiş. Ha, e, sen böyle sözlerle aslında e, mesela bir zamanlar bu Yaşar Nuri denen onun gibiler, Zekeriya Beyaz gibiler gündemdeydi. Taraftar da buluyorlardı. Niye? Şimdi de var böyle televizyonda. Taraftar buluyor falan. Niye? Çünkü adamlar en çekti beş vakit namaz kıl demiyor. Adamların derdi, adamların derdi İslamiyet'in bir emrini nasıl sulandırabilirim? Nasıl bunların zihrinden bu namazı, abdesti, kustu yok edebilirim? Hala da aynı şekilde böyle gündemde tuttukları bir herif var. Adam kendi kulaklarımla duydum. Allah dedi senin ağzına mı bakacaktı da açıp da ağzını açıp da bakacak mı dedi ya dolgun varmış bilmem neymiş var falan. Böyle o kalatipli biri prof ve adam ilahiyat ilahiyatçı. Ve şimdi bir e, kanalda da aynı şekilde şey yapıyor. Oteller zincirini tamamlamış bir adam. Ve böyle diyebiliyor. Böyle diyebiliyor. Bakıyorsun aynı şekilde yüklü miktarda paralar alıyor. Yüklü miktarda paralar alıyor. E, bu kadar paralarla otel zincirini de aynı şekilde tamamlıyor falan. E adamın bugüne kadar dininin doğru öğrenilmesi konusunda herhangi bir söz olmadığı gibi hani bazı set, bazı da yumuşak, bu da yumuşak yumuşak bozuyor. Bu da yumuşak yumuşak bozuyor. Öyle tipleri de var. Dolayısıyla e, yani bir Müslüman oturup bu zamanda ya Rabbi herkes yoğurdum tatlı diyor. Ekşi yok. Ben dinimi doğru olarak öğrenmek ve sana doğru olarak ibadet et, et, etmek istiyorum. Benim altyapım yok. Şu dost, şu düşman bilemiyorum. Bana doğrusunu göster. Vallahi de billahi de tallahi de bak yemin ediyorum. Yani üst üste üç tane yemin ettim. Vallahi billahi tallahi samimiysem. Allah Teala önüne doğru kitap, doğru insan çıkartır. Çıkartınca da dört elle sarıl ona. Bir daha yalpalama. Yoksa o fırsat bir daha ya verilir ya verilmez. Dört elle sarıl. Toprağın altına girince ...o dünyadayken... ...saltanatlı, bilmem itibarlı... ...insanlar tarafından şakşaklananlar falan... ...göreceksin ne olduğunu. Orada göreceksin. İmanını kurtarabilecek misin? Onlar imanını kurtarabilecek mi? Şey hatırıma geldi... ...allatmadan edemeyeceğim. İşte birkaç avcı... ...böyle bir şey yapmışlar falan... ...bir ördek neyse kuş görmüşler falan. Atmışlar, yaralamışlar. Kuş o yaralı hali, haliyle... E, ...gene de işte... Ee, gücünü toplamış falan bakmış ileride böyle bir grup var oturmuş zikir halkası gibi kütmüş tam orada zikir halkasının başındaki adamın önüne küt diye atmış kendisini. O da işte gözünü kapatmış zikrediyormuş falan kuş çırpınmış ses çıkarmış falan filan ama ölmüş yani. İlgilenmemişler, işte. yani. ölmüş. İşte adam rüya görüyor rüyasında kuş bundan davacı oluyor. E, melekler soruyorlar falan. Diyor ki böyle böyle diyor. Ben diyor aynı şekilde avcılardan kaçtım. Bu hani Allah diyor beni korur, muhafaza eder, beni bana yardım eder, beni kurtarır diye. Bunun önüne düştüm. Buna sığındım. Ama diyor bu benimle ilgilenmedi. Diyorlar ki bak diyor davacı senden. E vallahi diyor ben o anda zikir halindeydim, istirahat halindeydim. Gözümü kapattım, görmedim diyor. Kuşa diyorlar ki bu görmemiş seni. Görseymiş yardım edecekmiş. Kuş diyor ki... eee Madem öyle diyor, bunun diyor sarhını, sakalını, cübbesini çıkartın, elinden alın. Bu diyor, bana yardım edemedi. Nerede kaldı ki kendisine ve o talebeleri kurtaracağım diye uğraşıyor diyor. Bu diyor, hoca diye geçilmesin, sarhını, sakalını, cübbesini elinden alın bunu diyor. Elinden alın hiç olmazsa diyor. Bu diyor, nerede kurtaracak kendisinden haber yok bunun. Bana yardım edemedi. Neymiş bu insanları kurtaracağım diye uğraşıyor. Dolayısıyla piyasada böyle sarıklı sakallı akademik kariyerli bilmem neli falan şeyler var. Yani bunlar kendini kurtaramayacak. Hani o adamcağız aynı şekilde o kuşun söylediği gibi. Bu diyor kendini kurtaramaz diyor. Nerede kaldı ki talebesinin dinlenmesinin nokta? Bir kuşu kurtaramayan... Bir kurtaram yani. kuşu kurtaramayan... İnsanları nasıl ya. kurtaracak? İnsanları nasıl kurtaracak? Dolayısıyla, dolayısıyla e, yani dostu düşmanı öğreneceksin. Hani zaman zaman anlatıyoruz. E, Emel abiler anlatırlar da e işte bir gün hocamızın Hüseyin İlme Efendi'nin rahmetullahi aleyh... ...işte yaşıtı, emsali gibi birisi gelmiş hocamızdan daha çok konuşuyor falan... Emel abiler de diyor ki hocamız da fırsat bulunca diyor arada işte işte Efendi Hazretleri Seyyid Abdülhakim Kemal Hazretleri hocaları ya Efendi Hazretleri, diyorlar, Efendi Hazretleri böyle buyurdu. Efendi Hazretleri şöyle buyurdu. O adam bir gün böyle dikkatini çekmiş. Demiş ki ya demiş bu hocanı ne kadar çok seviyorsun. Sen iki önceki de iki demayın çekildi. Hocam böyle buyurdu. Hocam böyle buyurdu diye anlasın. Ne öğrendin sen demiş bu hocandan. Emre abiler eyvah dedi yani. Mübarekler dedi. Öğrendiklerini bir anlatmaya kalsa aylar yıllar sığmaz. Ha, dönmüş. Ben demiş hocamdan bir tek şey öğrendim. Adam bir şaşırmış ama. Aa demiş ya. Demiş bu bir tek şey için mi demiş onu çok seviyorsun. Evet demiş bir tek şey. Bu hak bu batıl kim sevilir kim sevilmez. Ben demiş hocamdan bunu öğrendim. Bu da bana yetti buyurmuşlar. Bu hak bu batıl bu sevilir bu sevilmez. Ben demiş hocamdan bunları öğrendim. Bunu öğrendim. Ve şimdi insanlar kim sevilir kim sevilmez bilmiyor. Bilmiyor. ...kimse bilir... Kim ee, ...ama kabahat kendilerinde de var... ...mesela Hüseyin Hilmi Efendi... ...rahmetullahi aleyh hayattayken... ...aynı şekilde anlatıyordu... ...ki... ...hani bu zatı görüp sohbetinde bulunanlar bile... ...aynı şekilde... ...götürüyor kitabı... ...şimdi işte vitrine koyuyor... dolaba koyuyor... ...okumuyor... Ee, ...yıllardır biz de naklediyoruz... ...şey yapıyoruz... ...bu kitapların okunması lazım... ...aksi halde dışarıda... ...dışarıda fırtına çok kuvvetli... Oluyor. ...kasır geziyor... Sen hoca kılıklı aynı şekilde bir sürü dinsizler var. Zındıklar var. Hani imanı çalar götürür. Son nefeste iman sikidersin. Allah-u Teala korusun. Onun için çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. Çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. Rahmetli babanızın anlatmış olduğu bir fıkra vardı ya. O hatırıma geldi. Hani tavuklar... Hı, hı. Şikayet için <laughs> dilekçe yazıp gitmişler otoriteye. <laughs> bir bakmışlar koltukta tilki oturuyor. Tabii. Onun için de öyle ölür emri bünür emri diye. <laughs> gitmeyin dininizi çalarlar yani. Aynen öyle. Aynen öyle. E, hatta e, kitaplarda onu Şenir Efendi de yazmış. Böyle zamanlarda, ahir zamanda. Ancak çok zaruri olan şeyler böylelerini sorulabilir. Çok zaruri, mutlaka lazım. İşte abdestin farzı nasıl abdest alacaktın da kustum farzı falan. İşte onun gibi hani başka yok. Çünkü hangileri bozar falan desen o Orada da aynı şekilde... farzından <laughs> bile ben şüpheliyim hocam. <laughs> <Şüphelisi de. gülüyor> yani Biliyor mu bilmiyor mu? Abdeste gerek yok diyebilen de Diye var. Diyebilir yani. Diyebilir yani. Allah-u Teala şeylerine uğurlusun. Evet. Efendim şimdi e, ilk dinleyeceğimiz işte orucun yani niyeti sormuştum. Efendim orucun üç tane farz var. Birincisi niyet etmek. İkincisi niyeti bildirilen zaman diliminde yapmak. Üçüncüsü de imsaktan güneş batana kadar oruç olsan şeylerden sakınmak. Bu üçünde birisi yoksa oruç olmaz. Şimdi ikinci farz olarak tamam niyet etmek niyet ettim Allah razı olsun oruç tutmaya dedim. Ramazan oruç tutmaya dedim de niyeti bildirilen zaman diliminde yapmak. Farz olan Ramazan ayında tutulan oruca niyet güneş batınca başlar. Akşam namazı girince başlar ertesi gün öğle bir saat kalana kadar devam eder. Ama imsakta bir şey yememek ve içmemek kaydı şartıyla. Bir saat mesela diyelim ki sahura kalktı yedi ilacını da aldı bir rahatsızlığı var. E, niyet etmedi bekliyor kuşluk vakti. Öyle bir saat kalana kadar. Mesela İstanbul'da öyle kaçta oluyor? E, biri yirmi geçe. E, o zaman on iki yirmi geçene kadar bekler. Veya on kadar diyelim. İhtiyatlı davransın. On ikiye kadar bekler. Baktı. Aa Bir problem yok. Niyet ettim. Bugün oruç tutmaya diye niyet edebilir. Niyet edebilir. Peki imsaktan önce tutar, e, niyet derse? Niyet ettim. Yarın oruç tutmaya diye niyet edebilir. Efendim e, annemin dediği işte bir müminse binmişmiş. Yanındaki verecek zannetmiş. Borcu kalmış. Ne yapması lazım? Onu da tanımıyor falan. Efendim bir fakire verir. Sevabı ona gönderilir. Efendim yemek yerken bir yere yaslanmanın bir mahsuru var mı? Yok. Dinen hiç mahsuru yok. Yer sofrası yaptın. Sırtını duvara yasladın. ...yedin. veya da masada yiyorsun... ...sandalyede, sandalyenin arkasına yaslandın... ...koltuğa yaslandın, yedin. Üzerine dökmemek şartıyla. Ha, üzerine dökmemek <laughs> <kaydı> şartıyla, doğru söylüyorsun. Herhangi bir mahsuru yok, <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? E, efendim... E, ...kadınların dedi... ...kendi aralarında, müzik eşliğinde... ...oynamasında mahsur, mahsur var mı? Efendim, birimizin bildirmiş olduğu... ...def eşliğinde, yani oynayabilirler... ...buna isim verilmiştir. Bu da kadınlara sadece Bu da kadınlara... Ama müzik eşliğinde de absürt şekilde acayip müziklerle etrafı yıkacak, rahatsız edecek, rencide edecek, gürültü patırtı çıkartacak. Ondan sonra iyi diye bağırarak şey yapmaz o da uygun değil. Müslüman bir hanıma yakışmaz. Ama defle aynı şekilde onlara isim verilmiştir, verilmiştir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.